Herkese merhaba arkadaşlar. Bu videoda React ile yine bir uygulama yapmaya çalışacağız. Bu uygulama aslında benim hayalimdeki şu Invision App'teki olay. Yani ben Sticky Note uygulaması diye muhtemelen ekleyeceğim bu videoyu ama bence bu da zaten onun benzeri bir şey. Şimdi bunda mesela böyle bir görsel yüklediğimizi varsayalım tamam mı? Şurada command moda yani C'ye bastığında da sanırım geçiyor. Evet, command moda geçtiğim zaman Şimdi burada nelerimiz var? Bir alan içerisinde bir kere önce faremin yanında böyle click to leave ve comment diye bir alan beni takip ediyor. ve ben, ben bir yere tıkladığımda böyle bir box açılıyor. Burada bir yazıyor. Burada işte e, belli başlı tipleri var. Renkleri var bu tiplerin kendisine göre. Neyse işte yazıyorsunuz ve gönderiyorsunuz. Bu artık burada duruyor. Ve ne zaman ki ben buna tıklarım. Gördüğünüz gibi burada şeyi görebiliyorum. Ee, buradan da normal moda geçtim herhalde. Artık o şey kalkıyor değil mi? Evet. Tamam. Tıkladım. Ya ben aslında bunu yapmak istiyorum. Aynı zamanda bunu sürükleyebiliyormuşuz. Ona da bakacağız artık. <laughs> nasıl olacağını bilmiyorum da. <laughs> Şimdi bu böyle bir şeyi nasıl yapabiliriz? Ee, zaten aslında bunu kanalda birisi sormuştu. Hani bir alan düşün. Ben faremle nereye tıklarsam oraya bir not ekleyebileyim diye. Ben de dedim ki React bilgimizi geliştirebilmek adına örnek uygulamalar önemli. O yüzden birlikte kendimizi geliştirmek adına böyle bir uygulama deneyelim. Bakalım nasıl olacak. Create React App bir tane boş bir app oluşturdum. He, şimdi önce silmemiz gerekenleri bir silelim. Aga. Şunları bir sil. Şunu bir sil. App sil. Index'te şunu sil. Şunu sil. Şunları sil. App şu arkadaşı sil. Sonra bunları böyle komple sil işte tamam. Eee test diye bir bakalım. Evet tamam test diye geliyor. Şimdi yapacağım ilk şey ne olmalı böyle bir uygulamada? Bence önce C'ye basıp basmadığımı anlamak için e, bir key up event'ı dinlemem lazım değil mi? Ben bunu body'de değil de bir div elemanında yapmak istiyorum. Mesela buna bir class name verelim. Ee, ne diyelim? İşte screen screen content screen diyelim lan de. <laughs> App CSS'imi açayım. Buradakileri silip şöyle screen yazayım. Position fixed. Top 0. Left 0. Right 0. Bottom 0. Background red diyelim. Bir bakalım. Çalışıyor. Buna bir de overflow verelim. Varsa bir şey taşan onlar otomatik gizlesin. Bir de şöyle text align center yapabilir miyim? Yapsam mı? Yapmasam mı? <laughs> e, neyse. Şimdilik o kalsın. Şimdi ben istiyorum ki screen eee divime bir on key up vereyim ve burada da mesela handle e, ne diyelim handle neyi handle etsin? <laughs> handle key up diyelim ya şöyle key up. Burada geliyorum bir tane metot tanımlıyorum. Bunun tabi bir tane event'ı var bana döndürecek oldu. Ben şimdi şu event'a bir bakayım. Sizce bakabilir miyim? Önemli olan nokta bu. Konsolumu açtım şöyle. Tamam mı? Şöyle yakınlaştırdım. Ben herhangi bir tuşa basıyorum ama çalışmıyor. Neden biliyor musunuz? Çünkü buna fokus olmam gerekiyor. Bunu fokus olabilmem için de e, önce tab indeksi bir tab indeks değeri belirlemem lazım. Bu HTML'deki olay zaten. Şimdi tabi indeksteki değerimizi belirledik mi? Bakın şu an ben fokus olabildiğim için. Şu an fokus olabildiğim için bakın şey geliyor. Bir tuşa bastığımda ve ben burada key'i kontrol edeceğim. Ne diyeceğim? If i2 e nokta c ise o zaman e, command mod aktif diye yazalım mesela konsolumuza. Şu an başka şeylere basıyorum. Hayır yok. C'ye bastığım anda Command mod aktif dedi. Şimdi sayfayı yenileyim ve C'ye basayım tekrardan. Bir sıkıntımız var. Sayfanın ilk açılışında benim bu dive fokus olmam lazım. Tamam mı? Böyle bir problemimiz var. Bunu yapabilmem için de React'te Use Ref'i kullanacağım. Eğer bir DOM işlemi yapacaksam bunu reflerle yapmam daha doğru. O yüzden şöyle import use ref diyeceğim from react ve burada bir tane screen diye bir değişken tanımlayayım use ref'im şu an null olsun başlangıç değeri ve burada da ref screen şeklinde belirtiyorum ve bir de şurada use effect'imi alayım komponent ilk yüklendiğinde use effect ne yapacağım biliyor musunuz um, screen Nokta current diyorum. Burada artık şu divimi temsil ediyor. Nokta focus diyorum ve bir teslimi yapıyorum. Bakın sayfayı yeniliyorum. Otomatik olarak oraya fokusla. Dolayısıyla ben C'ye bastığımda command mode aktif diye bir şey geldi. Şimdi tabii benim daha bir de use state'i almam lazım. Çünkü bu tarz şeyleri state'de yani değişebilecek şeyleri state'de tutuyoruz. Ee, burada neleri tutacağım? Birincisi benim e, yorum yazma modumun açık olup olmadığını ya yani aktif olup olmadığını state'de tutmam lazım. O zaman gelin şurada mod diyelim. Mod set mod. Ee, ve use state. Başlangıç değeri false. Tamam mı? Eğer şurada bir şey yapalım. Mod aktifse o zaman ben burada bir div göstereyim diyeyim ki yorum modu aktif. Tamam. Şu an hiçbir şey görmüyorum. Ne zaman ki ben C c harfine bastım klavyede o zaman set modumu ne yapıyorum? Ünlem mod yapıyorum. Yani true ise false, false ise true yapıyorum. Bakalım C moda bastım. <laughs> C tuşuna bastım. <laughs> Yorum modu aktif dedi. C tuşunu kapadım. Bastım açtım. Açıp kapatıp açıp artık şey yapabiliyorum tamam mı? Yorum modunun aktif olup olmadığını anlayabiliyorum. Tıpkı buradaki C'ye basınca gitmesi, C'ye basınca da bu ak sayfasının gelmesi gibi oldu burası. Tamam. Webso.cool'a bir girelim abi. Bilmeyenler için burası bizim hiç güncellemediğimiz <laughs> freelance sayfamız. <laughs> Şöyle iğrenç referanslardan bir tane alalım. Atıyorum. Şunu alalım. Ha, buradaki amacımız mesela bir görsel üzerine yorum yaptırmak olsun. Şu arkadaşı aldım. Geldim. Şuraya koyayım. Image Source. Evet. Tamam. Image'im buraya geldi abi. Yani ben istiyorum ki mesela tasarımla ilgili bir yorum yaptıracağım tamam mı? Şuraya bastığım zaman burayla ilgili bir yorum olduğunu anlatabilmem lazım. Buradaki muhabbet de o zaten. Yani ben mesela şuraya bir işi koyuyorum ya da bir yorum koyuyorum. Ve hatta burada şeyini de belirleyebildiğimiz için, tipini de belirleyebildiğimiz için not mu, private comment mi, comment mi? Ona göre Tabi o, o, kısmın kısmın backendini yapmayacağız. Biz sadece şu an frontend tarafında yapmaya çalışacağız. Şimdi C'ye bastığımda yorum oda aktif kapalı. Buraya kadar her şey okey. Şimdi ne yapacağız? Şunu yapalım abi. Şu click to leave a comment yazısı var ya. Biz bunu takip ettirelim. Bunun içerisinde benim burada on mouse move diye bir event'ı dinlemem lazım. Handle mouse move diyelim buna da. Burada arkadaşlar şöyle bir metot tanımlıyorum ve console .log e diyerek bir bakalım bana ne verecek. Evet. Burada benim alacağım yani bunların ikisinin de aynı olduğunu varsayarsak PageX ya da client x ikisinden biri olabilir herhalde. Screen x ama screen y sanki screen x olmaz gibi duruyor. Page x PageY daha mantıklı. Ne yapacağım? Benim bir state daha tanımlamam lazım. O da e, position ve set position diyeyim. Başlangıçta x'im 0, y'im 0. Y'im 0. <laughs> ne zaman ki hareket etti ben bunu state'imde güncelleyeceğim. Tamam mı? x'imi e.pgx, y'imi de e.pgy olarak güncelleyeceğim. Artık faremin konumunu biliyorum. O zaman ben şöyle bir şey yapabilirim. Bir arkadaş koyayım buraya. Ve e, ee, yorum yazmak için tıkla yazayım içine. Buna belli başlı stiller verelim bir şöyle denemek için. Position fix diyelim değil mi? Top ne olacak topun benim? Ee, position position nokta y. Leftimse position nokta x olsun. Şimdi bakın ne oldu? Şu an benimle birlikte geziyor. Gayet güzel. Peki, ben bunu şeyle yapabilir miydim acaba? Ee, mesela transform translate bir deneyelim mi? <laughs> Emin olamadım ama şöyle açalım bari de. Hmm. Translate. Ee, position x virgül. Şöyle. Position y. Yer mi böyle? Hacı dayı ne oldu ya? Yemedi mi? Benim elemanım nerede? Translate X. Translate. O zaman şöyle yapsam. Translate X. Niye yemedi ya öyle? Position X diyeyim mesela. Translate X. Tamam evet. Allah Allah. Acıdayım. Üzüyorsun. Translate x'im benim güncellenmiyor. Ama niye güncellenmiyor? Position x. Evet. Burada da benim position güncelleniyordur. Ben bunun aynısını left position x diye verirsem güncellenir ama değil mi? Evet güncelleniyor. O zaman tamam. Önemli değil. Böyle devam eder. Tek derdimiz bu olsun. Tamam. Şimdi. Bu, bunu, bu beni takip ediyor ama benim ben bunu bir komponent yapayım ya ne dersiniz? Gelin ben bunu bir komponent yapayım. Komponent diyorum. Buna ne diyelim? Ee, Live comment text diye bir komponent olsun bu. Ama şöyle oluşturursam sanırım daha sağlıklı olacak. Evet. Ben geriye bu arkadaşı böyle döndüreceğim tamam mı? Şöyle döndüreceğim. Um, nasıl döndüreceğim ama benim bu pozisyonları almam lazım. Şimdilik ya da şey mi yapsak ya e, React'in konteksini mi kullansak bir şey oluşturalım. Main context diye bir JS, JavaScript dosyası oluşturuyorum. E, burada import e, neydi lan? Create context from React. Tamam ve const main context eşittir diyorum. Create context bir context oluşturuyorum ve export default main context diye bunu export ediyorum. Tamam. App.js dosyamda da şunu bir çağırayım. Main context'imi. Tamam. Ve burada artık main context nokta provider volume'u da vereceğim. Bunu bunun içerisine alıyorum hepsini. Artık benim burada tanımladığım value'lara alt komponentlerden de erişebiliyor olacağım. Yani global olarak. O yüzden ben buraya şimdilik şöyle ne diyeyim? Data diyeyim. Ve şurada const data diyeyim. Neleri vereceğim? Ben abi bir kere position'ı vereyim. Position lazım bana. Burada alırken de import yine main context diyelim. Burada ama bu sefer use context'i kullanacağım. Main context'i vereceğim bunun içerisine ve buradan içerisinden işte çıkartabilirim ya ne bileyim const diyeyim. Ben neyi kullanacağım şu an? Burada ben positionı kullanacağım. Benim ihtiyacım olan şey bu. O yüzden artık propa ihtiyacım yok. Şöyle bir deneyelim bakalım. Çalışıyor mu? Position fix diyorum. Top position nokta y left position nokta Bakalım. Gördünüz mü? Daha şey çağırmadığım için tabi <laughs> import live comment text komponentini çağırayım. Bu arkadaşı şurada bir kullanalım şimdilik. Evet bakın tamam. Artık şeye ulaşabiliyorum. Bir sıkıntım yok bu arada. <laughs> Yalnız bu o kadar şey duruyor ki ben scroll edemiyorum lan. Şundan dolayı mı? Onu ben niye scroll edemiyorum? Şundan alakalı olabilir mi? Ona bir bakalım da. Aynen değil mi? Bak ondan dolayı. Benim o zaman ne yapmam lazım sevgili arkadaşlar? Bunu biraz daha kaydırmam lazım. Yani left değerini mesela artı 20 falan yapayım yani. Artık scroll edebiliyor olmam lazım. Evet güzel. Şimdi tabii bunların hepsini aslında genel CSS'de yazalım. Ya çok da şey değil. İsterseniz mesela atıyorum siz kendiniz styled component şey styled component miydi? Onu kullanarak da component-based bir şey yazabilirsiniz. Ben ama yazmayacağım şu an. Yazmayacağım. Class name. Buna diyelim ki leave comment text olsun bunun adı. Bu arkadaşımın arka plan rengini şöyle 333 yapayım bir. Görelim. Tamam. Yazısının rengi beyaz olsun. Tamam. Padding'i 5'e 10 piksel olsun. Tamam. Ve transform translate. Translate y-50 olsun ki tam ortalansın benim faremle. Şu an buradakiyle buradakinin ki ama şey yani olmaz ki. <laughs> cross yani şey. Kursor Cross var mı? Crosshair. Al. Aynı şeyi yaptık işte. O zaman şöyle bir şey yapalım. Tamam. Eğer benim şey modum aktifse e, modum aktifse ben bu arkadaşa bir class daha vereyim. O zaman şöyle tanımlayacağız, tamam mı? Normalde screen olacak, evet. Ve mod varsa bir de diyelim ki mesela e, editable. Şöyle yapabilirim herhalde değil mi? Tamam, screen editable olduğunda da kursorumuzu buna döndürebiliriz herhalde değil mi? Screen hem de editable olduğunda, evet. Bakın güzel. Zaten normal şartlarda benim bu arkadaşı da ne zaman dahil etmem lazım? Mod varsa dahil etmem lazım. Doğru mu? Ve e, mesela bu mouse handle mouse move'u da ben şöyle yapsam nasıl olur? Eğer mod varsa bunu state'te de güncellesin dersem. Bir bakalım ben şuradayken bastığımda hı, şöyle bir sıkıntı mı oluyor o zaman? İlk başlangıç değerimiz sık şey olduğu için değil mi? Onun nasıl bir şey yapabiliriz acaba? Ee, C'ye bastığımda benim faremin konumunu almam lazım. Yani handle key da şöyle bir console.log e nokta e nokta e .e desek bakalım bir. Konsolumu açıyorum tekrardan. Şöyle C'ye bastım. Evet undefined. <laughs> Düşünelim. Ne yapabiliriz? Yani bu arka planda güncellensin mi sürekli? Güncellensin mi? Mod şeyse dedik ama. Ne yapabiliriz? C'ye bastığımda. Ben acaba şeyi trigger ettirebilir miyim ki ya? Yani mesela atıyorum screen screen current uh, <laughs> JavaScript'te nasıl trigger ettireceğim onu? Current. Şöyle bir console log. Şöyle bir internetten arayalım abi. Diyelim ki mesela JavaScript trigger key up. Nasıl trigger ettirebilirim? Bak şimdi jQuery örneği verecekler, kafa yiyeceğiz. Evet, gördüğünüz gibi hepsi jQuery örneği şu an. Aha burada. Here is a vanilla JS example to trigger any event. Peki React e, ref trigger event diyelim. How to manually trigger click event in ReactJS? Hadi bakalım ref this input if you even uh, event handler click peki this input eşittir input e hacı Dayı, ref click handle this input hmm. yani benim o zaman şimdi şöyle bir şey yapmam mümkün değil mi ben aslında böyle fokus yapabiliyorum. Ya ben benim JavaScript tarafında bunu çözebiliyor olmam lazım bence ya. Ya click değil de mesela click event değil de trigger e, key up ya da key press diyeyim ya. How to trigger key press event in React Hadi bakalım. If you're trying to create a keyboard event. Hayır. Biz onu denemiyoruz. acı. Ama burada sanırım onu mu denemek lazım? If you create a reference to the div, then you can create trigger only event on it with hooks. You can use use ref without hooks. You can use create a ref. Use ref. Tamam. Evet. Şöyle mi yapacağız acaba o zaman? Benim burada o zaman şöyle bir şey yapmam gerekecek. Key up'ı değil mi? Key up mı? mı? Pardon ne key up'ı ya? Mouse move. Benim evet böyle o zaman şey yapmam gerekecek. Tamam. Bu kadar. Bakayım. Mouse Move Hmm, değil mi? Tamam. Ama ref de değil de benimkisi screen'de olacak. Gelin bakalım işe yaramış mı bir görelim. <laughs> C'ye bastım. <laughs> Screen dispatch event is not a function. Screen. Değil mi? Yani. Bence de is not a function screen current desem peki. Olmadı. Olmadı. Olamadı. On mouse move. Ben çok inanmıştım be. O zaman bizim mouse event diyelim. Click değil. Mouse move desek abi how to process mouse move hacı dayı ref this parent div just to isolate the code that works here first go ahead and figure that top level parent is your <coughs> hacı zaten bunu yaptık ben nasıl tetikleyeceğim lan bunu? <coughs> Sentetik event Hadi bakalım. mouse events gitmedi her zamanki gibi form mouse events evet on click yani burada bir şeyler örnekleri var mı acaba on focus on blur ha bunlar şeymiş ya <laughs> Neyse sevgili arkadaşlar o zaman şimdilik biz bunu Bunsuz yapalım. Tamam mı? Arka planda güncellemeye devam etsin. Ne zaman ki ben bu arkadaşı açarım, o zaman işte böyle bu işlemi yapmaya başlar. Yap. Daha performanslı yazılabilir mi? Kesinlikle daha performanslı yazılabilir. Bir sürü yol olabilir. E i̇şte biz de deneyerek öğreniyoruz sevgili arkadaşlar. Yani buradaki de çok da şey değil yani. Bizdeki de aynı şey. <laughs> biz de şimdi tabi biraz daha abi her şeyini ayarlayacağız. CSS'ini falan font size 14 piksel olsun. Vayim. Tamam. Hatta burası biraz RGB olsun ya. 0 0 0.8 olsun abi. Oldu mu şimdi bu RGB? 0, .5 olsun. 0, .7 olsun. <laughs> tamam güzel. Bir de border radius 3 piksel vererek şöyle. Evet, artık buralarda bir yerde benim ne yapmam gerektiğini ben biliyorum, değil mi? Şey yapacağım yani ben artık şu adıma geçmem lazım. Tıkladığım anda benim böyle bir comment box sayfası oluşturmam lazım. Ama öncesinde isterseniz bizim e, notlarımızı tutacağımız bir state şey yapalım. Not set notes diyelim ve use state. Başlangıçta şöyle bir tane not ekleyelim abi. E, IDC atıyorum işte 1 olsun şimdilik. Ve e, notumuz bu bir test nottur diyorum. Sonra e, ne bileyim rengi mesela atıyorum e, red olsun ve bir de bunun position olacak tabi değil mi? X ekseninde 150, Y ekseninde 300 olsun hatta bunda da 350'ye 300 olsun. Şimdi başlangıçta benim notlarım böyle olsun ve ben şunu yapmak istiyorum artık notlarım varsa o zaman notes.map diyorum ve bunu... Burada bir komponent çağırmam lazım. Ne komponenti çağıracağım? Not diye bir komponent oluşturayım şurada. Not. Not diyelim şöyle. Burada aslında ben ne alacağım? Notun kendisini alacağım değil mi? Burada prop olarak göndereceğim şimdi. Şurada import not diyelim. Tamam mı? Ee, şurada da bu arkadaşı artık şöyle çağırabilirim. Burada da prop olarak not not diye hatta nasıl lan şöyle mi geçiyorduk not. Evet ne oldu patladık mı? <laughs> Şunu mu koyacaktık? Evet tamam şimdi benim bir tane notum var bunun şeyini ayarlamam lazım. E, Style position e, absolute olacak top değerim not position x'ten left değerimde şey y'den left değerimde not position x'ten gelecek. <laughs> yani Gördünüz mü? Ne oldu? Cannot read property y. Nasıl? Pardon. Şöyle yapalım console.log not diyelim. Ne geliyor bana? Bu bir test notu mu geliyor? Ha, o zaman notu şöyle alsam Şu an doğru şekilde geliyor mu? Evet, bu bir test notudur. Tamam. O zaman artık şöyle kullanabilirim. Bakalım. Ee, nerede benim notum? Nerede lan benim notum? Not, not, not. Ha şurada. Tamam süper. Bir de bunun değer de, değişken olarak atayım. Mesela color diye bir CSS değişkeni olarak atayacağım. Not color'ı. Ve tabi artık buna bir class name vereyim. Class name not olsun. Burada notumun arka planını var color ile değiştireceğim. Bakın kırmızı. Daha böyle şey bir renk koyalım mı ya? Buna blue diyebilirim. <laughs> Çünkü da bir şey olmadı. <laughs> ee, purple. Ee, neyse lan dursun işte ya. Padding verelim ona bir. 5 piksel 10 piksel olsun mesela. Border radius 4 piksel olsun. Tamam color FFF. Evet şu an aslında şey gözüküyor. Transform translate x eksi 50 yüzde dersem ne olur? Ne oldu şimdi? Benim tam hedeflediğim yerde durdu mu acaba? Yani bunu en güzel anlayabileceğimiz yöntem bence bunu sıfıra sıfıra çekmek ve yarısının gözüküp yarısının gözükmediği durumda da bu tam ortalanmış demektir acı. Şimdi C moduna aldık. Yorum yazmak için herhangi bir yere tıkladığımda benim ne yapmam lazım? Click event'ında ee, bir tane click event yazmam lazım buraya. On click diyelim. Handle click diyelim. Const handle click bir kere ilk başta yapacağım şey o anki mouse'umun konumunu almak ve bunu bir şeye kaydetmek. Ee, bir state'e kaydetmek yine. Bu state'de ne için olacak? Const e, box position diyelim. Set box position. Açılacak o yorum box'ımız için. Use state bu da x0, y0 olsun. Yani bunu şeyden niye çekemiyorum? Position'dan. Çünkü her seferinde state güncelleniyor. Benim e, box'ım da her seferinde hareket edecek. Ama ben klik ettiğimde bir kere bu state'i güncelleyeceğim için son şey sadece buradan sayacak. O yüzden de benim öyle yapmam lazım diye inanıyorum. <laughs> ne yapacağız? Set box position'ı x position.x, y position.y şeklinde güncelleyeceğim. Bunu yaptıktan sonra da ama benim şunu yapmam lazım. E ee, mesela bir bir state daha tanımlayıp işte yorum yaptıracak mıyım, yaptırmayacak mıyım? Yani o zaman const box visible diyelim. Bir de set box visible diyelim. use states False olsun başlangıçta. Ben burada set box visible'ı neye çekmem lazım? True'ya çekmem lazım. Şimdik, şurada da artık şunu kontrol etmem lazım. Eğer box visible ayarlamışsam benim bir tane ne çağırmam lazım? Comment box ya da not box artık neyse. Hadi comment box yazalım buna. Ya da not box yazalım ya. Not kutusunu çağırayım ben buraya. Ve not kutusu diyelim şöyle. Şurada import not box ve burada bu arkadaşı şöyle not box'ımı dahil edeceğim. Burada yine bence şeyi alalım. Main context'imi ve şurada use Context, main konteksten de neleri çekeceğim ben, neleri çekeceğim ben. Şuraya vereyim abi. Başka ne vereceğim ben? Ee, box positionı vereyim ben buraya. Yani box positionı almak istiyorum buradan. Ve still uh, position absolute top box position nokta y left box position nokta x şeklinde alabilmem lazım benim. Tabi ne zaman? Buraya bir klik ettiğim zaman. Evet gördüğünüz gibi. Şimdi buraya klik edeyim. Bu sefer de buraya geldi. Buraya ettim. Buraya ettim. Buraya ettim. Buraya ettim. Buraya ettim. Tamam. Yani şu şu anki şu işlemi yapıyoruz. Tek ihtiyacımız olan bizim şu an şöyle bir alan. Bir de şöyle bir şey lazım da şimdilik <laughs> bir durun. Yavaş yavaş. Şimdi buna ben bir class atayım. Class name Not box diyelim tamam mı? Ve burada Şu için şunun için e, Ne kullanalım lan normal select box kullanalım ya Select Kullanalım aynen Option e, Burada bence şöyle bir şey yapabiliriz const types diyeyim Types Ve Bu type'ların içerisinde e, Name'i Neyse mesela atıyorum Comments'e color'ı bunun atıyorum red olsun tamam mı? Ve teksti de yorum olsun. Name'i uh, hidden comments'e diyelim. Ya da private mi? Private. Color'ı bunun 999 olsun ve teksti de gizli yorum olsun. Bir de name'i notsa color buna orange diyelim ve textine de not diye yazalım. Ben şimdi bu types'ları şeyde döneceğim. Ee, şurada döneceğim. Types.map dedim. Type ve burada option valuesuna type nokta type nokta name diyelim. Type nokta text diyelim. Tamam şöyle bir dönüp bakıyorum. Bir adet gördüğünüz gibi Nereden çıktığı belli olmayan. <laughs> Aa bir dakika biz bu arada bunu klik ettiğimizde bunun çalışmaması lazım. Biz klik işlemimizi şuna göre kontrol edeceğiz. If ee, mod varsa yani şey modundaysak. Evet şu an gördüğünüz gibi çalışmıyor ama ben burada şunu yapabiliyorum. Güzel. Bu arada eğer ben C'ye tekrar basarsam da şeyin gitmesi gerekiyor. Box visible'ın. Yani burada ee, nerede? Handle key up'da şunu da şöyle yapabilirim sanırım. Box visible. Bir bağlım Ama şimdi bir anda box visible oldu lan. <gülüyor> 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 Tabii. O zaman şöyle yapalım. False yapalım her zaman. Yani böyle bastım. Gitti. C'ye tekrar bastım. Da o yine gelmeyecek. Ben sadece basarsam o gelecek. Tamam. Süper. Şimdi burada belli başlı şeylerim geliyor. Eyvallah. Tamam. Sıkıntım yok. Ama benim artık şeyleri düzenlemem lazım. Notebox'ımı şöyle bir düzenleyeyim. Bakalım ne olacak. Notebox. Padding. 20 piksel. Background. FFF. Box Shadow. Verelim bir de. 0, 0, 5 piksel, 0 RGB. Tamam. Lan bu niye şey yapıyor? Ee, 5 desek. Ben ama bu clean şeyde çalışmasını istemiyorum arkadaş. O zaman şöyle yapalım. Handle click. Ee, bu. Burada benim şeyi mi ayar Normalde bakın şöyle bir şey oluyor. Üzerine geldiğim zaman şu şey gidiyor. Ben e, o şeyi neye göre gösterdim? Live common texti moda göre göstermişim. Aa, o zaman hacıdayı modum benim yine durması lazım ama teknik olarak. Ama belki şöyle bir şey olabilir. E, Notebox'ın üzerine geldiğimizde modu kaldırabilirim. Yani bu ne demek? Notbox on mouse enter olduğunda şöyle set modu false yaparım. on mouse leave olduğunda da set modumu true'ya çekerim tekrardan. Yapabilir miyim? <laughs> Önce şuradan set modu almam lazım ve teknik olarak da burada set modu göndermem lazım. Bakalım abi bilmiyorum yapabilecek miyiz. Şuraya koydum. Evet artık klik işlemi gerçekleşmiyor. Ama buradan çekildikten sonra istediğim yerden devam edebiliyorum. Güzel. Çok iyi. Şurada. Tamam süper. Demek ki artık şu şey adımına geçebiliriz. Bir kere benim ihtiyacım olan şey ne? Ben buraya tıkladığımda başlangıcı şurası değil mi? Benim şunu yapmam lazım o zaman. Transform Translate X'i X50 yüzde yapmam lazım. Yani tıkladığım zaman tam ortada duruyor şu an. Güzel. Ama Translate Y'yi de benim bence 100 piksel falan yapmam gerekecek. Yani şöyle tıkladım. Yok 100 piksel çok olmuş. 70 desek 40 diyelim. Niye biliyor musunuz? Çünkü şey koyacağım şimdi. Şurada bir tane span koyalım. Class ne olsun? Not. Not box number olsun. Number class nameimiz. Ben buraya şunu bilmem lazım. Kaçıncı notu giriyor? O yüzden notları da benim burada alıyor olmam lazım. Not diyelim. Not. Şurada da not diye alayım ve buraya arkadaş not length diyeceğim 1 değil mi? Aslında bir tane yorumum var bu o zaman artı 1 olacak yani ikinci yorumu giriyorum şu an teknik olarak. Şimdi bu notebox number'ımı da alacağım. Um, position absolute top 0 left 50 yüzde transform translate x eksi 50 yüzde diyorum tam ortaladım değil mi? Translate y y eksi yüzde yüz desem buna bir de width 40 height 40 border radius 50 yüzde desem ve background'ına da var color desem <laughs> color diyeceğim ama bunda daha bir color tanımlamadık tabi. Şimdi varsayın olarak ilk eleman seçili olacağı için bence şurada ile bizim şunu yapmamız lazım bir tane e, Bir state tanımlayalım burada Color set color diyelim Bu arkadaşa özel use state de de Types 0 Color yani ilk elemanın Varsayılan değeri ilk elemanın şeyi olsun Şurada da bu arkadaşa color Color diye bir girelim Gördünüz mü Tekrardan bakıyoruz Types Before Initialized mı? Acı. Şöyle yapsam. Evet. Kırmızı renginde. Çünkü neden? Comment'in rengi kırmızı idi. O yüzden. Güzel. Buna Display Flex Align Item Center Justify Content Center diyelim. Şimdi... Buna bastığım zaman bunun biraz daha yukarılarda olması gerekiyor. O yüzden şöyle calculate eksi 20 piksel daha desek. Bakayım. Yani tam ortalı duruyor gibi değil mi? Şöyle. Aynen. Aynen. <laughs> Çocuk gibi oynarız bununla. Güzel. Tabii benim ne yapmam lazım? Benim şunu yapmam lazım. Notebox'ımda. Burada on change olduğunda ChangeColor um, change color diye bir metot tanımlayayım şurada. const change color diyelim. Ve şurada event'ımı alıyorum. Şunu yapacağım. set eee um, set color. O zaman burada tipi vermeyeyim ben set direkt rengini vereyim. Sadece rengini ayarlayacağım. Çünkü e, e target value şeklinde rengimi tanımlayacağım. Böylece ben gizliyorum yaptığımda rengim gri oldu. not yaptığımda rengim turuncu oldu gördüğünüz gibi. Çok güzel. Tamam süper. Ee, bir tane tekst araya ihtiyacım var doğru mu? Bu selectimi bu arada şöyle bunu şöyle yapayım. Notebox'ımı width 250 piksel olarak ayarlayayım. Ya da 300 piksel olarak ayarlayayım mesela. Burada ne kadar? Yani bunda daha büyük de. Bizim o kadar büyük ihtiyacımız yok. Bu arada index CSS'te şöyle bir sıfırlamalar yapabilirim. Padding'i sıfır olsun, margin'i sıfır olsun, list style'i none olsun, border sıfır olsun, outline sıfır olsun, box sizing, border box olsun. <gülüyor> <Oy>. <gülüyor> evet, tamam. Şimdi not içerisindeki select'ime appearance non diyelim border 1 piksel solid ddd diyelim ya da ne bileyim 666 diyelim. Genişliğini %100 yapalım. Yüksekliğini 50 piksel yapalım ya da 40 piksel yapalım. Padding'ini de 0-10 piksel yapalım. Buraya aslında gönül isterdi bir tane de şey koyalım da. Çok da önemli değil ya. <laughs> Hatta şöyle bir şey yapabiliriz aslında. Buraya da biz yine stil background color ne veririz? Color'ın kendisini veririz. Tamam mı? Dolayısıyla ben gizliyorum'a geçtiğimde de burası da ona göre şekillenir. Hatta çok da güzel olurmuş ha. Color FFF verelim. Hiç border border vermeyelim abi. Border radius 3 piksel verelim şöyle. Tamam. Font size 16, font weight'i 500 olsa nasıl olur? Bu niye bok gibi ya bunun fontu? bilen net standart sistem font. <laughs> Hemen giriyoruz. <laughs> Sanki buradaki daha farklı bilmiyorum. Ya da şu arkadaşı şöyle koysam. Ne oldu? Hiçbir şey değişmedim hayatta. <laughs> yani tamam yani bunlar eyvallah çok güzel de şeyden diyeceğim de abi ben normal şartlarda 500 yani 600 diyeyim. Enteresan. Neyse. Tamam. Ya yani renkler şu an tabi çok kötü yani hani bakmayın şu an kötü gibi gözüküyor ama güzel renkler tanımlanırsa ki ben şunu 500 yapayım ya sinir oldum. Güzel renkler tanımlanırsa bence hoş olacak. O yüzden tamam güzel. Şu arkadaşa da kalır FFF verelim bu arada. Evet. Evet. Bu arada aslında şey yapmama gerek yoktu değil mi? Hiç söylemiyorsunuz. Zaten benim kalır diye bir CSS değişkenim var artık. Dolayısıyla ben background var color diyerek de aynı işlemi uygulayabilirdim. Evet. Onu unuttum. <laughs> buna bir de cursor pointer koyalım abi. Tamam. Hatta buna bence %100 demeyelim. Bence bu oto olsun. Genişliği. Gizli yorum olduğunda şey olduğunda hatta şöyle şey bile yapabiliriz. 30 olsun. Tamam. Bir de text align center mi diyelim o zaman? Gördüğünüz gibi Text line Center çalışmadı lan. O zaman şöyle olsa biraz daha hani şey olsun istiyorum. Neyse %100 olsun tamam hadi ya. Bir tane text koyalım abi şuraya. Çok da tasarıma takılmayalım değil mi? Şöyle 5 Bunları şöyle kaldırıyorum. Evet text da düzenleyelim. Notebox not box'ımızın içerisindeki text area'mızın genişliği %100 olsun. Border 1 piksel solid CCC olsun. Padding 10 piksel. Margin top 10 piksel olsun. Ve border radius'um 3 piksel olsun. Buna fokus olduğumuzda da border color'ımız siyah olabilir mesela. Resize'ı da kaldıralım. <laughs> Bu arada şu aşağıdaki şeyi kaldıralım ya artık. Yorum modu aktif kısmına. <laughs> Tasarım oynuyor. <laughs> Şimdi şuraya ben geldim. Bir şey yazacağım söyledim. Evet. Hatta hafif de şöyle de yapabilirim. Bu number'ın opacity'sini nokta 7'lere falan çekersem sanırım daha şey olur. Üzerine geldiğimde de bunu Hoover Opacity 1 diyebilirim. Evet. Tamam. Hatta şöyle kursor pointer diyelim. Ee, yorum ya da gizli yorum dedim. Yazdım yorumumu ki Dexteria'mızın da font family'sini sans serif olarak değiştirelim. Ya da Arial sans serif desek ta tamam, normal bir font. Bir tane de buton koyalım abi buraya. Bu işi yavaş yavaş sonlandırıyoruz. Button ee, ve ekle diyelim. Butonumuzu da hemen şöyle şeyde düzenleyelim. Not box button genişliği %100. Height'i 40 piksel, border radius'u 3 piksel ve margin top 5 piksel diyelim kursor, pointer aslında background bunun siyah yazısının rengi de beyaz olabilir. Değil mi? Tamam. Ama bunu ekleye basması için belli koşullarımız olsun bizim. Mesela ne olsun? Normalde bizim şu an text array'i tuttuğumuz bir alan yok. Dolayısıyla benim bunu tutmam lazım. Onun için const not not set not diyelim use state başlangıçta boş ve on change olduğunda şöyle direkt şurada yaz verelim set ee, bu arada bir bakayım benim şeyde ne kadar yer vardı bir 5 GB lan biz kaydedemiyoruz <laughs> o kadar çektik kaydetmiyor olursa üzülürüm <laughs> neredeydik ha şurada <laughs> set not e target value olsun ve burasının disabled'ı da eğer uh, not yoksa disabled gözüksün. Tabi disabled olup olmadığını benim anlayabilmem için şey mi yazmam lazım şu an? Disabled ise mesela opacity'si nokta 3 mi gözüksün? Nokta 1 mi gözüksün? 2 gözüksün. Bir de pointer e, pointer events'ı da biz yine her ihtimale karşı ekledim. Belki vardır da. Tamam. Yani burada herhangi bir işlem yapamaz. Ama ne zamanki girdim onu ekle diyebilecek. Ve tabii ki buna bir on klik ekleyeceğim. Add note diye bir şey çalıştıralım. Metot. Benim artık burada ne yapmam lazım? Hangi renk olduğunu biliyorum. Notun ne olduğunu biliyorum. Numarasını e, biliyorum. Yani not length nokta artı, artı bir numarasını da biliyorum. Başlangıçta numara vermiş miydik biz bu arada? <laughs> ee, şeyde şu arkadaşlar da ID not bence number şöyle 1 diyebilirmişiz buna. Ki ona göre numarasını göstereceğiz yani. Bu da number 2 olacak ya. O yüzden artık notlarıma kaydetme vakti geldi. Buna bastığımda yapacağım şey şu olacak. Ben notları alıyorum zaten. Bir de set notes'u alayım. Set notes. Set notes'u burada gönderdim. Göndermemişim. Set notes diyelim. Ne yapacağım? Ee, önce şeyi bulayım. Const current Gerçi ilk defa ekliyorum. O yüzden hiçbir şey yapmama gerek yok. Set not diyorum. Şöyle notların tamamı artı benim notum. Current not diyelim. Bunu işte şurada oluşturmam lazım şimdi. Ee, neler lazım bana şimdi? Şuradaki yapımızın aynısını alalım abi. Şu arkadaş. Bu arada benim ID eee yazmama gerek var mı? Şu an yok. Eğer edit yapmayacaksam ki ben yapmayacağım. Belki siz yapmak isterseniz yapabilirsiniz. Ya çok ders uzuyor. O yüzden de cılkı çıkıyor biraz. Not tamam. Number e, ne diyeceğiz? Not length artı bir. Color'ım benim şeyden gelecek yine. Kendisinden gelecek şuradan. Position'ım da e, box position x. Bu da box position y olacak. Ve böylece benim notumu güncelleyebiliyor olmam gerek. Bakalım abi. Ben şu arkadaşa yorum yazmak istiyorum. Ee, çok kötüymüş diyeyim. Tabi bu arada bunu yaptıktan sonra neyse bir ekle diyelim de. Yenileyim bir. <laughs> bunu yaptıktan sonra ne yapmam lazım benim teknik olarak? Şeyi kapatmam lazım. Box visible'ı bence false yapmam lazım. Dolayısıyla bu box visible'ı da biz gönderelim. Burada da box visible'ı false yapalım. Kaydettikten sonra şuradan tabi box visible alalım da. Set not, set not. <laughs> Yanlış kullanmışım burada da. Ee, bastım. Deneme yorum diyorum. Ekle diyorum. Ops, box visible is not a function mı? box visible. Pardon. Set box visible olacaktı. Ve ben bunu false yapacaktım. Burada da o yüzden onu göndersem yeterli. Kafi. C'ye bastım. Şu arkadaşa not çok kötü olmuş burası diyeyim. Ekle diyorum. Evet not buraya geldi. Not şu an benim şeyimde de var. İki tane notum var. Ama ee, henüz daha şey yapmadım. Bence şunu oluşturabilirim. Şuradaki not arkadaşımız var ya bu not. Bu notta şu an number da var değil mi? Bakayım şöyle bir. Not nokta number diyelim. Evet bir. Şimdi benim şöyle bir şey yapmam gerekecek. Şuradakinin aynısını aslında kullanacağım. Notebox'daki şu Notebox number var ya şu. Ben burada direkt kullanabilecek miyim onu? Ha bu arada şurası artık not nokta number olacak. Aa tamam kullanabiliyorum süper. Merak ettiğim şey ise şu. Burada mesela benim yazdığım alanda mı kalacak? <laughs> e o zaman e, neye göre benim şunu yapmam gerekecek? E, ee, css'te vermiş olduğum translate işlemi bence notumun kendisine deme vermem gerekecek. translate x translate y de şöyle 40 piksel demem gerekecek değil mi? Bir bakalım abi. Şurada şuraya koydum, test dedim, ekle dedim. Evet, şu an tam istediğim gibi duruyor. Süper. Fakat tabii ne yapacağım? Benim yapmam gereken şey hmm, İlk etapta notları göstermemem lazım abi teknik olarak. Dolayısıyla not kısmında şu not kısmını bir ne içerisine alayım. Yani aslında yani bunu da component içerisine alabilirim de yoruldum abi ya. <laughs> o yüzden çok basit bir mantık kullanacağım. Not, not text diyeyim ve buraya not 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 mu evet tamam bunlar benim yazdığım notlar ama bu notu ben neye göre gizleyip göstereceğim ee, Status diyelim bir de set ya da visible set visible diyelim use state başlangıçta bunlar false olsun ve still uh, display neye göre visiblesa flex olsun değilse non olsun teknik olarak ama tabi burada o zaman şöyle bir e, sıkıntıya düşüyoruz. Benim buradaki notu not container'a çevireyim ben en iyisi. Buna not diyeyim direkt. Çünkü CSS gözüksün istemiyorum. Not container şu arkadaşları sadece şeyde alacağım ben. Not container'ın içerisindeki nota koyacağım. Ve şu an gözükmüyor gördüğünüz gibi. Ama ben ne zaman ki buradaki bu arkadaşlara bastım yani buna on click oldum. O zaman set visible, ünlen visible diyelim ve böylece tıkladığım zaman gözüksün, tıkladığım zaman gizlensin. Ee, ya tabi şimdi teknik olarak düşündüğünüzde <laughs> bu biraz dandik bir şey gibi oldu öbürüne nazaran ama yine de bence bir şey. Şöyle uzun bir şey yazsak ne olur? Ekle diyelim buna bir kısıtlandırma getirebiliriz bence. O yüzden şöyle buna max width 300 piksel mi demiştik ona? Sanki 300 pikselde değil mi? Evet. Böyle getirirsek daha mantıklı olur. Buradaki örneğimizde aslında mesela buna tıkladığınızda yine notu gösteriyor ve isterseniz düzenleyebiliyorsunuz durumunu. Ben bunu size bırakayım. Yani eğer react, react çalışıyorsanız şu an e, bu arkadaşın bu not şeyini, tip stat state'ini nasıl güncellersiniz? Bir düşünün bakalım siz rengini. E, siz onu düşünürken de ben ne yapayım biliyor musunuz? Şöyle bir muhabbeti unutluk atladık onu. <laughs> Bakın bu hareket edebiliyor. Sıkıntı, sıkıntı büyük. Hareket edebiliyor. O zaman ne yapacağız? react draggable diye bir şeyimiz var. Biz bu arkadaşı alacağız, koyacağız. Yarn add hemen şöyle kurayım. Yarn <laughs> Ulan ne yazıyorduk? <laughs> react draggable. Aa bu arkadaşı nasıl kullanıyormuşuz? Drag yapacağımız elemanı bunun içerisine alıyoruz değil mi? Evet. Default pozisyonlarını veriyormuşuz. O kadar. Herhalde problem çıkmaz diye inanıyorum. Bu notlarımı benim şimdi şey yapmam lazım çünkü. Bu arada belki şu image'imin opacity'sini biraz daha düşürerek şey yapabilirim ya. Sanki stil hani ne bileyim opacity nok şey nokta 5 falan yapsam hani daha mı anlaşılır olurdu? <laughs> ya da 7 yapsam şöyle. Tamam. Stili tamamen size kalmış. Ben de hani tabii ki stil yaptım ama hani bir sizin kadar yapmadığımı varsayıyorum. Şöyle import edeceğiz. Bunu ben hangisinde import edeyim? Şurada edeceğim. Ve bu arkadaşları draggable'ın içerisine alıyoruz. Hadi bakalım hayırlısı. Evet. Aha. Ne oldu lan? Ha. Hops, hops, hops. What the fuck? Kardeş Nasıl olacak bu şekilde şimdi um, Default position Versek şöyle Default position Burada biz x'e ne vereceğiz Not x Burada da not position y vereceğiz O zaman bunları benim sıfıra mı Çekmem gerekecek teknik olarak 0 0 0 Bir bakalım Tıkladım Hmm abi burada ha, bu arkadaşın kendisi şey kullanıyor o biraz sıkıntılı tamam Şimdi bu arkadaşın kendisi translateleri kullandığı için ben o zaman ne yapacağım? Benim o zaman şöyle yapmam lazım. Belli bir genişlik verip tamam mı? Belli bir genişlik vererek bu arada şuna şey olmuyor değil mi? Sadece o translate X kısmında bir sıkıntı yaşıyormuşuz gibi bir his var. Notepad'ta değil de benim o zaman notun kendisinde bunu yapıyor olmam lazım. Yani not container'ında. Şurayı benim o zaman yapmam gerekiyor. Nedir yani durum? <gülüyor> Ulan. <gülüyor> Max width 300 değil de 300 piksel desem ve margin left de eksi yüze şey yarısı kadar yani 150 piksel desem. Şu an C'ye basayım. Buraya ben bir yorum oluşturayım. Hmm. Ne oldu lan? Translate Y'den dolayı bence oldu o da. Öyle değil mi? Abi şöyle yaptığımda benim O zaman abi margin top 40 piksel de demem gerekecek benim orada yaptığım şeyden dolayı benim hatamdan dolayı yani Şöyle Evet bakın şu an <laughs> Bir sıkıntı olmadığı gibi bir de şöyle Şey oluyor fakat Şimdi burada yapmamız gereken şeylerden bir tanesi şu. Ben C moduna geçtiğim zaman bakın bunun üzerine geldiğimde ne oluyor? Sıkıntı oluyor. Biz normalde Notebox'ta ne yaptık? Mouse Enter olduğunda Leave olduğunda demiştik. Bunun aynısını abi bizim burada da yapmamız gerekecek o zaman. Aynı şekilde yani Dragable'a mı diyeceğiz lan bunu acaba? Şuraya mı diyeceğiz? Mouse tamam şöyle yapalım. Import main context diyelim. Ve burada set modu main context'ten aldık ve bunun benim böyle ayarlamam lazım bunu acı. Başka türlü çünkü şey oluyor bak. Bu arada ben bunu taşırken niye açıyorsun lan? Bunu? <laughs> Şimdi her şey güzel. Benim ne yapmam lazım? Şeyi güncellemem lazım. Ama öncesinde isterseniz şunu yapalım ondan sonra buna döneceğiz. Şimdi ben burada yeni bir şey ekliyorum. Eyvallah. Mesela bir tane daha ekleyeyim. Ekleyebilirsem eğer. Ekledim. Aa Bu arada bunu ekledikten sonra sanırım şeyi yapsam mantıklı olacak ya. Ee, notebox'da yani şurada add note kısmında set box visible tamam. Bir de benim neyi e, ayarlamam lazım? Set modu da true'ya çekmem gerekecek. Şöyle ki yeni bir şey eklediğim zaman evet tamam yeni bir şey ekleyebiliyorum şu an güzel. Altıncı notumu da ekledim. Şimdi ben şu bunları şimdi şimdilik hani herhangi bir kendimiz olmadığı için ne yapalım? Lokal Storage'a kaydedelim ama belki ilerleyen örneklerimizde e, Firebase'de kullanmaya başlayabiliriz ama o gün bugün değil. <laughs> o yüzden bunu şöyle yapalım. Bir use effect daha yazalım. Bu sefer şey değiştiğinde, notlar değiştiğinde local storage.set item Not desin ve bu notları JSON Stringify ile kaydedelim. Ve burada da aslında benim yapacağım şey şu olmalı. Eğer local storage storage e, nokta notsu varsa, o zaman JSON nokta parse parse nokta parse local storage local Storage nokta Storage.node yoksa da boş bir array mi oluşturmam gerek. Bakalım. Şu an bir tane varmış. O zaman bir tane daha ekleyelim abi şuraya. Bu çok gizli bir yorum diyeyim. Ekledim. Şimdi ee, bakalım yenileyelim. Aha evet şu an gördüğünüz gibi başarıyla geldi. Yalnız benim eklemediğim, eklediğim yere mi geldi ya o? Tamam evet sıkıntı yok. Sıkıntı yok arkadaşlar. <laughs> Şimdi ne yapacağım? Şimdi yapacağım şey ise şu. Benim artık bunu böyle buradan buraya taşıdığım zaman şeyi güncellemem lazım. Bir kere en başta. Bu arada bu klik işlemini ben şöyle taşırken bu klik olması var ya beni aşırı sinir etti. <laughs> o yüzden şöyle şey mi oluştursak? Clickable diyelim. Clickable set click cable use state true olsun. Tamam mı? Clickable true ama şöyle biz bu arkadaşı şey yapalım. Show not diye bir şey alalım. Show not. Burada if clickable ise o zaman bu işlemi yap kardeş. Ama değilse bir dur, bir sal bizi. Yani benim teknik olarak bunu false'a çektiğimde artık şöyle taşırken şey olmayacak. Turya geri çektiğim zaman da o işe yarayacak. Benim e, hazır draggable diye eklentim var. Orada on start olduğunda yani o drag işlemi başladığında herhalde. Ne yapayım biliyor musunuz? şurada on start olduğunda set clickable'ımı false yapayım, deme. Bakayım bir işe yarayacak mı bu arada. Şu an şu an ne? Şu an clickable'ım türü türü benim. O zaman on start olduğunda değil de on on drag olduğunda mı diyeceğiz? E ne oldu? Lan. Bu çalışıyor. Bu da çalışıyor şu an. Bu çalışıyor mu? Ama bu drag olduğunda artık çalışmıyor değil mi? Tamam. Ve burada on stop olduğunda da ben bu set clickable'ı tekrardan turuya çekersem istediğim sonucu alamayacakmışım gibi bir his var abi içimde ya. <laughs> Aha aldın mı lan? Evet. Tamam bak taşırken artık o click işlemini yapmıyor. Süper. <laughs> Gayet güzel. Şimdi Asıl sorun şeyi güncellemem lazım. On drag olduğunda değil, on stop olduğunda tam bunu yapacağım ama ben bir metot çağırayım. Dediğim ki set not position. Const set not position diyorum. Ve bunu yapayım. Eyvallah. Ama burada benim şimdi ne alıyor olmam lazım teknik olarak? Yani iki tane şey almışım değil mi? E ve data. E ve data. Console log. E ve Data'ya bir bakalım. Açtım konsolumu. Oh. Evet. Aa, şöyle bıraktım. Ha, drag'da mı? Modulan? On start'ta. On start'ta mı? Bir dakika. Ee, bu On start'ta bu böyle kalsın. Ben yanlış yaptım ya. Benim on stopa yazmam lazımdı bunu. On şöyle on stop olduğunda o zaman işte set not position'ı çağır. Ve bir daha bakalım da şöyle. Bunu bıraktığım anda evet. Burada benim yine x'im ve y'em varmış. Bunu ben böyle buraya getirdiğim zaman x, y tam doğru gösteriyor herhalde. Yapacağım şey ne olacak? Comments'lerimi alacağım bir kere buradan. Şey notlarımı alacağım. Bir de set notes alacağım. Ve öncelikle benim ID'ye ihtiyacım varmış arkadaşlar. Niye? Çünkü ben şimdi bunun pozisyonunu neye göre değiştireceğim? <laughs> Ama number'a göre değiştirebilirim değil mi? Aynen. Tamam dur. Süper. O zaman ID'ye gerek yok. Number'a number, a, number a göre değiştirebilirim. Yapacağım şey önce const diyeceğim. Current not diyeceğim ve notlar içerisinde find not id'si değil not number'ı not nokta number'a eşit olan console log current not deyip bakalım değil mi? biz doğru olanı mı alabileceğiz acaba. Burada mesela ne? bu bir test nottur vardı. Tamam bu bir test nottur diye geliyor. Bir müzik. Neyse bir müzik geliyor da dersimiz bitmek üzere o yüzden <laughs> sıkıntı yaratmıyorum şu an. Burada da 3'e aldığımı biliyorum. Benim yapacağım şey şu olacak const ya da şöyle diyelim. Um, set not diyeceğim. Burada şunu yapacağım. not ama filter ne diyeceğim? N number denk değilse not number'a. Yani mevcut current'a denk değilse o kalanlarını ekle artı benim current notumu ekle. Current notumda da position'ımı değiştireceğim. Ne yapacağım? E x'ini data.x y'sini de data.y olarak değiştirebileceğime inanıyorum ben. Yeniliyorum şöyle bir. Bu bence bu benle alakalı bir hata değil. Şu benle alakalı olabilir de hiç ama hangisinde? Hacı. Şimdi ben hangisini eklemem lazım onu? Maplediğim herhangi bir tanesini ekleye, eklemem lazım. Yani mesela şurada key. O zaman şöyle yapayım. Not key diyeyim. Key'i şöyle ekleyeyim. Bakayım. Benim key hatam gitti mi? gitti. Bence bunlar Dragable alakalı. O yüzden beni ilgilendirmiyor şu an. Ben bunu böyle tuttum sürükledim mi? Ne oldu lan? Bir dakika. Şunu, şunu aldım sürükledim şöyle. Bu burada duruyor mu artık? Evet bak bunu aldım böyle sürükledim. Bakıyorum. Bak bıraktığım yerde şu an. Çünkü Local Storage'a da kaydediyor aynı zamanda. Şu arkadaşı aldım. <laughs> lan bir dakika. <laughs> burada bir gariplik oluyor yalnız. Fark ettiniz mi? <laughs> <laughs> Noli la Noli. 1 <laughs> ile 3 niye sürekli yer değiştiriyor be? Biri şuraya alsam, içi de şöyle alsam. <laughs> Not. Acı ya Ne oldu şimdi? E hani biz. Ne oldu şimdi? Dur. <laughs> şunu şöyle. Normalde de değiştiriyor mu bu arada ya? Onu merak ettim bakalım. Bu arada bence benim ESC tuşuna bastığım zaman da şu lanet olsun şeyi kapatmam lazım. <laughs> o yüzden ki yap da if e.key eşit eşitse ESC'ye diyelim. Ee, setbox visible'ı false'a check. Setbox visible'ı değil mi? Bakayım. Evet. Belki de şöyledir. ESC'dir. <laughs> Konsolluk E diyelim mi bir E ee, ESC'ye bastım Ne geliyor burada Bana Escape Mi Escape Tabi arkadaşlar SC kim uydurdu ya Escape'se Şimdi Test edebiliriz bence tıkladım. C ye tıkladım. ESC'ye bastım. Tıkladım. ESC'ye bastım. Tıkladım. ESC'ye bastım. Evet. Şimdi Ay pardon özür dilerim. Çok ses geldim, bilmiyorum da. Şimdi sevgili arkadaşlar, ben bunları normalde kendi içlerinde oynattığım zaman herhangi bir değişiklik oluyor muydu? O olmuyordu, değil mi? O zaman burada nasıl bir hata yapıyoruz biz? Filter dedik. E, current note, note position'ı data X ve data Y olarak değiştirdik. en um, number, en number, uh, not number'a eşitse. <laughs> Arkadaş, tamam işte. What's the problem man? What's the problem? <laughs> Sevgili arkadaşlar. Tekrar lan. Tekrar şöyle bir teslim yapayım. 2'yi buraya taşıdım. <gülüyor> Allah Allah. <gülüyor> Bak 4'ü buraya bıraktığım anda 4 nereye gitti lan ha? 3'ü buraya bırakayım. 3 ile 2 yer değiştirdi. Bunun sebebi sebebi olsam Hmm. Abi ben şunu merak ettim. Bunu bulamazsam durduracağım. Öyle bulacağım çünkü çok uzun sürebilir belki bu. Console <laughs> log notes diyeyim bir. Notlar değiştiğinde ne oluyor aga? Konsol. Hadi bakalım koçum. Bunu aldım. Buraya koydum. Ne oldu şimdi? 3 ee, kırmızı oldu ve 3'ün pozisyonu 992'ye 309 oldu. 992'ye 309. Unutmayın bunu. 992'ye 309. Evet, 3'ün pozisyonu da gerçekten de öyleymiş yani. <laughs> o zaman <laughs> Burada listelerken bir hatam yapıyorum. Not Yok abi burada listeyken de bir hata yapmıyorum ya ben. Yani ben not number işte. Evet. Peki şöyle bir şey yapalım abi. Console not diyelim. Ben <laughs> lan iki bir not dedik ha. Bunu buraya koyduğum zaman Allah Allah abi ama çok ilginç bir şey oldu ya. <laughs> Şimdi sevgili arkadaşlar gördüğünüz gibi enteresan bir durum söz konusu. Ben burada kesin bir şey yanlış yapıyorum. Göremiyorum şu an muhtemelen de. Bunu böyle taşıdığımda y yenileyim şöyle bir. Bunlar niye hepsi böyle garip garip yerlere gitti ya? Şöyle şu an tam doğru. Lan <laughs> set notes. Notes'un tamamı değil mi? Notes. Evet. Filter n dedik. n number eşit değilse not number'a doğru. Onu çıkarttıktan sonra current not'u koyuyoruz. Current not ve set not position drop'ta. Ben bunu bir durdurayım da öyle bakayım. Kafam almadı çünkü. <laughs> Evet kapattım açtım ama gördüğünüz gibi benim ağzımda şu an konuşan ses birbirinden farklı. Neyse şunu dedim aslında. Farklı bir hata keşfettim. Önce onu fixleyeceğiz. Ses gelene kadar ben kendimi tercih ediyorum. <laughs> hani şey kullanmıştık ya. E, Page PageX e, ve PC Page ne fark demiştik. Bakın nasıl bir hata alıyorum. O yüzden benim önce fixit'i kaldırmam gerekiyor screen'den. Normal hale getirdim. Bak böyle bir problem çıkıyor şu an. Şimdi ne yapmam lazım benim? Oradaki pagex'i clientx'le, pgj'yi Page de clienty'le değiştirmem lazım. Ama o zaman da enteresan bir hata çıkacak, bu çözülecek. Fakat bu sefer klik ettiğim zaman açılan alan var ya, comment şey, notbox'ım. Bak o notbox ne olacak şimdi? <laughs> evet, hala ses gelmedi henüz. Anasını satayım ya. Of, kaydetmişiz, sessiz kaydetmiş belli bir kısmını. Şimdi ne yapacağım? Ben size çözüm önerimi söyleyeyim burada. Çözüm önerim şu olacak. O Client X ve Page X'in ikisini de dizi olarak kaydedeceğim. Position X ve Y'de. Ama tabi ses geldiğinde de şunu söylüyor olacağım. Ulan şimdi kim bilir nerede ne kadar değişiklik yaptım. O yüzden de bak şimdi ne yapmaya çalışıyorum. Şu an ben hala şeyi düşünüyorum tabi bu aşamada. Ne yapsam lan acaba diye. <laughs> daha ayıkamadığım durumlar. Hani diyorum ki lan acaba ne oluyor? Bak şimdi. İnşallah anlayacağım. Sesin gelmesine az kaldı. Sabredin. Dublaj bitiyor. <laughs> Hadi yavrum. Evet bakın gülüşümden anladınız galiba. Ve sonunda o çılgın fikir aklıma geliyor. Pozisyonları nerelerde kullandım kim bilir. Set position dediğim. Ben bu pozisyonu mesela nerede kullandım bu pozisyonu. Pozisyon x tamam evet. Şöyle bir şuradaki arkadaşlara bakalım. Bu pozisyon burada kullanılmış mı. Pozisyon leave comment box'ta kullanılmış. Pozisyon kullanılmış. Şimdi ben bunları bu arada tekrardan page x ve page y'ye çekersem. Bu burada düzgün bir şekilde çalışıyor ama şu çalışmıyor bu sefer. Şu arkadaş var ya bak şu. <gülüyor> Göremediğiniz <gülüyor> şu beni takip eden şey. Beni takip eden şeye özel bir position uygulamam lazım o zaman. Bence. Set position yani tamam ama bu position'da ya da şöyle uygulasam tamam. İlki böyle olsun ve ikincisi de screen şey neydi? Client X olsun. Tamam şöyle hatta obje olarak tanımlayalım. Şöyle. ikinci değerde e nokta client y olsun. Şimdi tabi patlayabilir her şey. Çünkü ne yapacağım bir kere ilk başta şuradaki arkadaşımı benim neyle değiştirmem lazım? X Y sıfırıncı elemanlarla mı değiştirmem lazım bunları? Aynen. Benim bunları sıfırıncı elemanlarla değiştirmem lazım ki yo pardon bunu bunu birinci elemanlarla değiştirmem lazım işte. Bu beni takip etmesi lazım. Ne zaman ki tıkladım şeye de şuradaki notboxıma da işte buradakine de x e, 0 y 0 demem lazım herhalde. Tıklayayım bir. Tıklayayım tıklayayım. Bir yenileyelim. <laughs> <laughs> enteresan bir şekilde current not ha bir dakika lan box position nereden geliyordu bana box position box position dur bu değil benim benim o zaman box position şu da değiştirmem lazım ya ha şu sıfır şu da sıfır olacak diye inancım tam bir bağladım tıkladım evet bak tamam bu problemleri çözdük şu an değil mi <laughs> çözdük mü ekle diyelim yenileyelim ve Orada duruyor mu artık? Süper. Fakat şu problemi hala çözemedik. Bak. Bak şimdi. Bu bunu geçersem acaba? Mesela bu... <laughs> Buna tekrardan bir bakayım. Tekrardan döneceğim. <laughs> şimdi derin incelemeler sonucu şunu fark ettim. Bence bu hata bizlik değil. <laughs> Çünkü şöyle eee Not komponentinde hata şurada. Ee, ben ne yapıyorum? Şeyi Pozisyonu güncellerken e, filtreliyorum. O elemanı hariç tutuyorum. Sonra o elemanı diziye tekrardan ekliyorum. Dizideki yeri değişince orada bir sıçma oluyor. Yani ben mesela bunu şöyle yapmış olsaydım her şey çok güzeldi. Bakın not Mapleyeyim mesela bunu. Geriye. N'i döndüreceğim ama şurada bir kontrol yapacağım. N number atıyorum işte denkse e, not nokta number'a. O zaman bu n position'ı şöyle değiştir diyeceğim. X'ini data nokta x, y'sini de data nokta y olarak. Ve ben bunu isterseniz bir değişken aktarayım. New not diyeyim. Ve set not new not diye şöyle değiştirdiğimde yenileyim. Bunu böyle koydum. Bahtım. Bakın gayet güzel. Herhangi bir hata da almıyorum artık. 10 numara 5 yıldız. <laughs> Yerine <Yenileyip> bakıyorum. <laughs> Olduğu yerde duruyor. <laughs> tamam. Aha şurada C nereye gitti? Ha. Tamam. Şuraya kaydedelim. Gizliyorum, ekledim. Yeniliyorum. Ben orada duruyor basıyorum gayet de güzel Tek merak ettiğim Acaba biz bunu diziden silersek ne olacak Yani en kötü ihtimalle O draggable komponentini kaldırıp Bir bakmak gerekir Hata ondan mı kaynaklı değil mi diye Eğer silindiğinde de aynı bir hata oluyorsa Ama ben daha fazla devam etmeyeceğim Yani burada sonlandıracağım ee, Belki ileride Bu örneği tekrardan birlikte yapar Hatalarımıza bakarız Yani eminim bir sürü hata olmuştur Mesela burada olduğu gibi. Ne oldu az önce? <laughs> Şurada taşırken. Ha. E. Ee? Mesela burada ne hatası olduğunu anlayamadım. Sadece şöyle <laughs> sade sade taşımak lazım anladığım kadarıyla. <laughs> Olabilir. Bu bizim ilk denememizdi. Bunun daha iyisini yapma ihtimalimiz yüksek. O yüzden de benden şimdilik bu kadar hatalı bir şey yapmış olabilirim. Birlikte öğreniyoruz unutmayın. Şimdilik benden bu kadar. Bir sonraki uygulama dersinde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.